Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Sesim geliyor mu? Herhangi bir problem var mı? Evet. Bugün üçüncü canlı dersimizi yapacağız sizlerle beraber. Canlı derslerimizin biliyorsunuz konusu son günlerde duyduğunuz bir kelimeyi paylaşır mısınız şeklinde. Ve geçen 2 hafta konumuz eğitim, teknoloji, yazılım, tasarım ve girişimcilikti. Bu hafta ise teknolojilerden yalnızca bir tanesini, nesnelerin interneti teknolojisini ele alıyoruz. Bu teknolojiyle ilgili duyduğunuz yeni şeyleri bizlerle paylaşmanızı isteyeceğiz. Bu teknoloji çok yeni bir teknoloji sayılabilir. Benim yüksek lisans tezinde kullandığım bir teknoloji. Tanışıklığım oradan geliyor. Doktora tez danışmanım Yüksel Göktaş, Profesör Doktor Yüksel Göktaş hocamın önerdiği bir konuydu. İlk orada duydum. Oradan beri de çalışıyorum, okuyorum bu konuyla ilgili. Yüksek lisans tezim de bu konuyla ilgili. Ve bu konuyla ilgili nesnelerin internetiyle ilgili duyduğunuz yeni şeyleri bugün paylaşacağız. Yeni şeyler öğreneceğiz. Geçtiğimiz 2 haftada olduğu gibi. Fakat bu hafta şöyle bir farklılık var. Benim Samsun'dan yüksek lisanstan bir arkadaşım dersinde bu konuyu anlatmış. Nesnelerin internetiyle ilgili konulardan bahsetmiş. Ve bununla ilgili de bir soru cevap olmasını, uygulamasıyla ilgili neler yapılabileceği noktasında bir sohbet gerçekleşmesini istedi. Bugün dolayısıyla kendi öğrencilerim dışında arkadaşım Cennet Terzi'nin öğrencileri de bu yayına katılmaya çalışacaklar. Kendisi de bu yayına katılmaya çalışacak, izleyecek, katkıda bulunacaklar diye düşünüyorum. Bugün yayınımızın öyle bir farklılığı var. Yani bugün misafirlerimiz de var. Onun dışında tabii dileyen herkes yayınımızı izleyebilir ve katkıda bulunabilir. Evet, ben de herkese merhaba diyorum. Herkes hayırlı kandiller demiş. Ben de herkese hayırlı kandiller diyorum. Merhaba diyorum. İyi akşamlar diyorum. Evet, değerli arkadaşlar. O zaman artık yavaş yavaş konumuza geçmeye başlayalım. Sizlerden isteğim şu. Nesnelerin interneti ile ilgili son günlerde duyduğunuz neler var? Bana bunlardan bahsedebilir misiniz? Duyduğunuz kelimeyi ve kısa bir açıklamasını istiyorum sizlerden. Ben de elimden geldiğince o kelimelerle ilgili, duyduğunuz terimlerle ilgili açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Nesnelerin interneti, dünya üzerindeki bütün nesnelerin internet üzerinden haberleşmesi anlamına geliyor. Düşünün ki elinizdeki telefondan evinizdeki buzdolabını, kombiyi yönlendirebileceksiniz. Belki kapıyı açıp kapatabileceksiniz. Efendim, evinizdeki robotları yönlendirebileceksiniz. Yani bütün cihazların internete bağlanarak birbirini tetiklemesi, birbiriyle etkileşimde olması anlamına gelen bir teknoloji. Nesnelerin interneti. Öncelikle açıklamasını yapalım istedim ve bu teknolojiyle ilgili konuşuyoruz bugün. Nesnelerin internetiyle ilgili duyduğumuz yeni şeyleri paylaşıyoruz. Ele aldığımız teknoloji bütün nesnelerin internet üzerinden haberleşebilmesini ele alan bir teknoloji arkadaşlar.
Evet. Bakalım bize neler yazdınız. Yine pek çok bilgi görüyorum. Ring, Turgay Altında akıllı zil sisteminden bahsedecek bize bugün. Ring adında bir akıllı zil sisteminden bahsedecek. Dolayısıyla bugünkü ilk terimimiz ring olacak. Tabii bununla ilgili bize bilgiler de yazacak Turgay, öyle zannediyorum. Daha sonra Mutlu Sebil Tarakçıoğlu akıllı kilit diye bir sistemden bahsediyor. Onunla ilgili de bize açıklamalarda bulunmuş. İlk iki gelen ilk iki kelime kilit sistemleriyle ve zil sistemi, yani akıllı ev sistemleriyle ilgili yeni bilgiler. Hemen not edelim. Birincisi ring. İkincisi ise August diye okunuyor zannediyorum. Diye bir sistem. Evet. Neymiş August? Anahtar kilit yerini bu sensörü kilitlere bırakıyor. Akıllı saatlerde olduğu gibi bireyin telefonuyla bağlantılı. Birey evden çıktığında kendini otomatik kilitliyor. Mutlu bize bir kilit sisteminden bahsediyor. Akıllı evlerde kullanılan. Bu kilit sistemi kişi evden ayrıldığında, bu konuma bağlı yapılıyor olabilir. Kişi evden ayrıldığında evin kapılarını otomatik olarak kilitleyen bir sistem diyebiliriz. Evet, bakalım başka neler var. Hüseyin, Revol diye bir şeyden bahsediyor bize bugün Hüseyin. Akıllı ev eşyalarının tek bir mobil üzerinden kontrol eden uygulama. Revol diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama akıllı evinizdeki kombiyi, efendim, makinaları hepsini tek bir uygulama üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor. Akıllı ev sistemleriyle ilgili bir uygulama. Dolayısıyla evinizdeki cihazları telefonunuzla etkileştirebildiğiniz için nesnelerin interneti kapsamında düşünülebilecek bir teknoloji. Turgay bir numaralı teknolojiyi söylemiştir. Ring diye adı. Zil sistemi ile evinize gelen kişiler zilinizi çaldığı zaman telefonunuza bildirim geliyor. Evinizdesiniz veya değilsiniz fark etmez. Ziliniz çaldığında size otomatik bir bildiri gidiyor. Bunu sağlayan bir uygulama var. Turgay da bize bugün o uygulamayı tanıtıyor. Rabia, Golang diye bir şeyden bahsediyor bize. Evet, bu bir yazılım dili. Nesnelerin internetinde kullanılan bir yazılım dili. İletişim katmanı oluşturmak için kullanılıyor. Nesnelerin interneti sisteminde arkadaşlar farklı farklı katmanlar var. Kullanıcıya en yakın tarafında uygulama katmanı dediğimiz taraf var. Orada uygulamayla kişi, kullanıcı etkileşime girebiliyor. Mesela telefonunuzun üzerinde sizin gördüğünüz arayüz uygulama. Ve bir de en arka tarafında yazılan işte yazılım katmanı var. Yazılım katmanının arkasında çalışan bir donanım katmanı var. Böyle nesnelerin internetinde 4-5 tane katman söz konusu. Ve Rabia'nın bize önerdiği konu, bugün söylediği konu Golang diye bir konu ve bir yazılım dili değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Rabia'ya da. Hemen Golang'ı da listemize ekliyoruz. Turgay ekliyor Ring için. Evde olmadığınız zaman kapınızın önündeki kişiyle ilgili görüntülü ve sesli olarak iletişim kurmanızı sağlıyor. Yani kapınızın önündeki zilde bir tane kamera sistemi var. Ve o kamera sistemi telefonunuza bağlı. Oradan görüntülü olarak görüşebiliyorsunuz diyor. Güzel. Bakalım
Başka neler geldi? Diğer teknolojileri de bakmaya çalışacağım. Elif Ay bize SaaS diye kısaltması olan Software as a Service dediğimiz mevzudan bugün bahsedecek anladığım kadarıyla. Bu da yine hemen yazıyorum notlarımın arasına. Nesnelerin interneti kapsamında SaaS veya SAS şeklinde ifade edilen bir konu. Bu biraz daha yazılım tarafıyla ilgili. Bakalım Elif bize neler yazdı bu konuyla ilgili. Evet. Yazılım dağıtımı modelinde servis sağlayıcısı tüm verileri kendi veri merkezi içerisinde barındırarak tüm faaliyetlerin yürütülmesini üstleniyor demiş. Yani işin yazılım tarafında çalışan bir konu. Müşteriler ise verilere internet yardımıyla erişebiliyor. Hosting, VPS ve VDS'i buna örnek olarak da göstermiş. Güzel bir konu. Software as a Service. Nesnelerin internetiyle ve yazılımla ilgileniyorsanız gerçekten bakmanızı öneririm. Güzel bir konu diye düşünüyorum. Elif örnekler de yazmış bununla ilgili. Nurli bugün bize Babolat diye bir şeyden bahsedecek. Bakalım o Babolat nedir? Muhtemelen aşağılara geldikçe açıklamasını da yazmıştır. O zaman okuyalım. Evet. Bir numaralı Pardon, 2 numaralı teknolojiden bugün sanki bir iki farklı kişi bahsediyor. Mesela Metin de yine aynı teknolojiden bahsediyor. Akıllı ev sistemlerinde kullanılan bir kilit sistemi olduğunu söylüyor Metin. August Smart Lock. Bununla ilgili bahsetmiştik. Abdülsamet bakalım bize neden bahsedecek? Edge Computing. Uç hesaplama. Temelde veri hesaplamalarını kullandığımız cihaza yaklaştırıyor demiş. Biraz daha açıklama. Evet, yazmış. Abdülsamet okuyalım. Uç hesaplama bizden çok uzakta bulunan bir merkezden kaynaklanan veri akış hızlarındaki değişimleri ortadan kaldırmaktır. Evet. Yani bizim veri akış hızını biraz daha arttıran mı diyelim? Bir teknoloji diyebiliriz. Edge Computing hemen notlarımızın arasına. Edge Computing'i de yazalım. Bu konu hatırlarsanız veya izlediyseniz bizim birinci canlı dersimizde de gündeme gelmişti. Edge bilişim, uç bilişim şeklinde sanıyorum Fatih Akpınar bu konuyu önermişti. Bugün de nesnelerin interneti ile ilişkili olarak Abdülsamet bize Edge Computing'i bizim gündemimize taşıyor. Evet, Cennet Hocam bahsettiğim kişi yüksek lisanstan benim arkadaşım. Öğrencileriyle birlikte nesnelerin interneti konusunu işledi ve bu derste de onlarla birlikte katılım gösteriyor ve bize katkıda da bulunuyor. Endüstri 4.0'ı bize hatırlatıyor. Endüstri 4.0 ile ilgili açıklamada yazabilirseniz daha güzel olur Cennet Hocam. Ben şöylece anlatmaya çalışayım. Endüstri 4.0 pek çok bileşeni olan bir şey. Biliyorsunuz sanayi devrimleri var. Sanayi devrimlerinin işte birinci, İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü, birincisi buhar makinalarıyla birlikte başlıyor. Daha sonra işte kömürün, demirin, motorların vesairenin kullanılmasıyla Endüstri 2.0, 3.0 derken bugün günümüz artık Endüstri 4.0'ı konuşmaya başladı. Ve işte akıllı fabrikalardan, karanlık fabrikalardan bahsediliyor. Karanlık fabrikadan kastım şu, madem her şeyi robotlarla otomatik olarak nesnelerin birbiriyle etkileşimi söz konusu şeklinde yapabiliyoruz. O halde bu makinalar ve fabrikalar geceleri de çalışmaya devam etsin. O anlamda kullanılan da bir tabir. Çok farklı bileşenleri var Endüstri 4.0'ın ve nesnelerin interneti de Endüstri 4.0'ın altında çalışan çok güçlü bir teknoloji bu anlamda. Endüstri 4.0'da hemen listemize elbette ki kaydediyoruz. Bakalım başka neler var? Fatma Cansu Thinkables'tan bize bahsedecek bugün. Thinkables düşünce gücüyle cihazları harekete geçirebildiğimiz bir
uygulama. Gerçekten bu konu çok ilgi çekici duruyor. Çünkü düşüncelerinizle mesela bir yere dikkatinizi odakladığınız zaman işte bir cismin hareket etmesi gibi uygulamalar artık yaygınlaştı gerçekten. Ve onunla ilgili bir şeyden bahsediyor bugün Fatma Cansu Çelik. Düşünce gücüyle cihazları harekete geçirme ve cihazları da birbirleriyle etkileştirme olarak söylüyor. Hemen Thinkables'ı tabii ki notlarımıza dahil ediyoruz. Güzel bir konu. Yusuf bir projeden bahsediyor bize. Sadece bir kelime duymadığını, bir proje duyduğunu ve projeden bahsetmek istediğini söylüyor. Evet Yusuf, açıklamalarda bulundukça ben de okumaya çalışacağım bilgilerini. İsmail dijital takograftan bahsediyor. Takografları biliyoruz. Dijital dediğimiz zaman bakalım tahmin ettiğimiz şey mi? Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan, evet, ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı. Temelde amacı sürücüleri sürüş periyotlarını ve görevleri tutabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Dijital takograf adında bir uygulama var ve bu takograf arabalara takılıyor ve siz o arabanın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Efendim, ne kadar yol kat ettiğini, o arabayla ilgili istediğiniz bilgileri görebiliyorsunuz cep telefonunuzdan. Örneklendiriyorum. Bu anlamda bir uygulama. Hemen listemize dijital takografı da ekleyelim. Evet, ilk 10 teknolojimizi yazdık. Emin Arı. Evet Emin, bize bugün beaconlardan bahsedecek. Yine benim çok nesnelerin interneti kapsamında sevdiğim bir teknoloji. Siz telefonunuzla bir mağazaya girdiğiniz zaman telefonunuzda o beacon dediğimiz cihaz etkileşime giriyor. Ve o beacon size bir uyarı gönderiyor, bir mesaj gönderiyor. Bakalım Emin nasıl örneklendirmiş bunu. Örneğin bir mağazaya girdiğiniz zaman Bluetooth tabanlı etkileşimle indirimler telefonunuza bildirim olarak geliyor. Bunu sağlayan cihaz beaconlar, yani Türkçesi fener olarak çevrilmiş. Ama daha ziyade işte beacon ya da bileş olarak geçiyor bunlar. Onu da hemen listemize kayıt edelim. Beaconlar ve bileşler bunun dışında müzelerde de çok kullanılıyor. National Science Museum'da sanıyorum kullanılmış ilk, yanlış hatırlamıyorsam. Müzeye girdiğiniz zaman müzede herhangi bir tabloya yaklaşıyorsunuz diyelim. O tablonun altında bir beacon var. Hemen yazılışını da tahtamıza yazalım. O resmin altında bir beacon var ve o beacon sizin telefonunuzla etkileşime giriyor. O tabloyla ilgili size bilgiler gönderiyor. Müze için söylüyorum, örnek verecek olursak. Emin de bunun pazarlama boyutuyla ilgili bir örnek vermiş. Mağazaya girdiğiniz zaman mağazayla ilgili indirimleri sizin telefonunuza gönderiyor. Tabii müze eğitimi, işte pazarlama, marketlerde kullanılan bir teknoloji. Farklı farklı yerlerde de kullanılabilir. Evet, Şevket de bize bugün 2 numaralı teknolojiden bahsediyor. Sanırım 2 numaralı teknolojiden bahseden bugün bize 3 kişi var. Üçüncüsü de Şevket. August Smartlock. Dışarı çıktığımızda otomatik olarak evi kilitleyen bir sistem. Demin de söylediğim gibi GPS tabanlı çalışan bir sistem. Rümeysa bize akıllı valizden bugün bahsedecek. Rümeysa Toptaş. Bakalım nasıl bir şey? Muhtemelen valizle telefonumuzu iletişimde tutan bir teknoloji diye tahmin ediyorum ve okuyorum. iOS sistemiyle senkronize özel yazılım sayesinde valizi takip etme, uzaktan kumandayla kilitleme veya açma, kilosunu ölçümleme özelliklerini bulunduran bir teknolojiymiş. Tahminimin biraz daha üstünde. Valizi takip etme, uzaktan kumandayı tahmin ediyordum ama kilosunu ölçümleme benim tahmin etmediğim bir özellikti. Bu akıllı valizin bir özel bir adı var mı Rümeysa? Onu yazabilir misin? Teknolojilerin arasında 12 numaraya veya daha sonraki numaralara onu yazayım. Akıllı valiz. Başka bir adı var mı yoksa bu şekilde mi geçiyor? Nerede ki
pozisyonu, ateş durumunu ölçüp bize gönderebilecek bir teknoloji. Her türlü durumunu ölçüp sensörler yardımıyla anne babanın telefonuna gönderen bir ürün. Bebeğinize bu zıbından giydiriyorsunuz. Giyilebilir teknolojilerle de ilişkili bir tarafı var. Hülya'nın bugün bize bahsettiği teknolojinin. Bebeğinize giydiriyorsunuz. Onun ateşini, durumunu, nabzını size gönderiyor. Atıyorum hızlı bir işte ateş yükselmesi oldu. Onu size bildiriyor. Ve size bazı kolaylıklar da sunuyor diyelim ve Mimo muydu adımız? Mimo Monitör adı. Evet. Monitör şeklinde yazılıyor. Peki Aslıhan Eren bize Edin akıllı bahçe sisteminden bahsedecek bugün. Hemen not alalım. Bakalım bize başka ne tür bilgiler sunacak. Hakan bize dijital kültürden bahsediyor bugün. Akıllı sistemler bağlı olarak, akıllı sistemlere bağlı olarak yeni ortaya çıkan veya benim yeni duyduğum bir kelime diyor. Peki akıllı sistemlerle nasıl bir ilişkisi var Hakan? Birazcık daha bize bunu açabilir misin? Dijital kültür. Çağla Çinici bugün bize RFID'den bahsediyor. Radyo frekanslarıyla nesnelerin haberleşmesini sağlayan bir teknoloji. Mesela bir işte okula girdiğimizde ya da bir binaya girdiğimizde kartımızı gösteriyoruz ve kapı otomatik açılıyor. O kartımızla kartımızı gösterdiğimiz yer arasındaki etkileşim RFID dediğimiz teknoloji sayesinde oluyor arkadaşlar. Çağla bugün bize bu teknolojiden bahsediyor. RFID, radyo frekans sisteminden. Bir nesnenin veya kişinin kimliğini benzersiz bir seri numarası biçiminde radyo dalgalarını kullanarak kablosuz olarak ileten bir teknolojidir. Evet, çok güzel bir tanım. Benzersiz bir seri numarasıyla birlikte kelimesi burada çok önemli. Çünkü nesnelerin internetinde bütün cihazlara aslında benzersiz bir numara verme ve o benzersiz numarayla birbiriyle haberleşmesini sağlama mantığı da var. Dolayısıyla RFID'deki bu benzersiz seri numarası ifadesini bütün nesnelerin interneti mantığında da olduğunu söylemek mümkün. Hatta bundan dolayı biliyorsunuz bilgisayarların IP numaraları var. Her bilgisayarın bir IP numarası var. Aslında internete bağlanan her cihazın bir IP numarası var. Biz diyoruz ki bugün bütün cihazları internete bağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bütün cihazların bir IP numarası olması gerekiyor. Eşsiz, birbirinden farklı. TC kimlik numarası gibi. Dolayısıyla biliyorsunuz IP versiyon 4.0 kullanıyoruz biz şu anda. 4 blok halinde IP numaramız var. Yetmemeye başlayacak bir süreden sonra. Bunun altyapı çalışması olarak IP versiyon 6'ları da gündeme almaya başladılar arkadaşlar. O da benim bugün size sunduğum bilgilerden birisi olsun. Umut bize bugün Sony Eltres diye bir şeyden bahsediyor. Bunu şu anda duydum. Bakalım neymiş? IOT algılama ağı teknolojisi çipi ile 100 kilometreye kadar geniş bir kablosuz ağ imkanı sağlayabilmektedir. 100 kilometreye kadar kablosuz ağ imkanı sağlayan bir şeyden bahsediyor Umut. İlginç bence. 100 kilometreye kadar kablosuz. Hemen not alalım ve bununla ilgili ben de biraz daha araştırma yapayım. Çünkü biliyorsunuz kablosuz bir ağ için 100 kilometre açıkçası uzun bir menzil diyebiliriz. Güçlü bir cihaz olsa gerek. Böyle bir teknolojiden bahsetti Umut. Teşekkür ediyoruz. Evet, Fatma Er
Happy Fork adlı bir çataldan bahsediyor. Yemek yediğimiz esnada yeme alışkanlıklarımızı sürekli takip ediyor ve çok hızlı yediğimiz takdirde gösterge ışığı ve titreşimle bizleri uyarıyor demiş. Yani diyet yapmak istiyorsunuz veya günlük kalori miktarınızı, yiyeceğiniz gramajı belirlediniz. O çatala söylüyorsunuz, o çatalla yiyorsunuz sürekli ve o çatal bir süre sonra size diyor ki dur bakalım sen işte yarım kilo yemeği hedeflemiştin ama şu anda onu geçiyorsun gibi uyarılarda bulunan bir teknolojiden bahsediyor. Gerçekten farklı bir teknoloji gibi geldi bana. Diyet yapmak isteyenler için uygun bir teknoloji bence. Happy Fork. Evet. Nurli bakalım bize ne demiş? Babolat'tan bahsedecek. Akıllı tenis raketi. Akıllı bir tenis raketimiz var. Ne yapıyor Nurli? Topa vuruş hızını, açısını, hangi elle vurduğunu ve elin stilini takip eden bir sistemmiş. Babolat. Bu da yine nesnelerin interneti kapsamında duyabileceğimiz spesifik teknolojilerden bir tanesi. Sadece tenisçilere özel üretilmiş olması sebebiyle spesifik olduğunu söyleyebiliriz ama farklı gerçekten. Evet Berat, IOT SCADA diye bir şeyden bahsedecek. Onu yazmış. Açıklamasını da sanıyorum yazacak. Mutlu bir kilit sisteminden bahsetmişti bize. Diyor ki bahsettiğim kilit sistemi herhangi bir zorlama veya etkileşimle açılmakta oldukça zor olduğundan gün geçtikçe popülerleşen bir sistem. Sanıyorum Ring sisteminden bahsediyor. Akıllı güvenlik sistemlerine de güzel bir örnek teşkil etmekte demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel yine teknolojiler. Bugün öğreniyoruz. Fatma Er bize bir çataldan bahsetmişti. Happy Fork 17 numarada. Onunla ilgili şunları da yazmış. Çatal uyarı verip vermeyeceğine bizim belirlediğimiz süreyi baz alarak karar veriyor. Yani biz ona bir süre veriyoruz diyor Fatma. Eğer belirlediğimiz süreye uymazsak çatal bize uyarı gönderiyor demiş. Evet farklı bir uygulama. Diyetlerde filan kullanılabilecek bir uygulama diye düşünüyorum. Leyla bugün bize Co-Pilot Flom, Leyla Demirkol diye bir şeyden bahsedecek. Nedir bu? Araçlar ve sürücülere anlık bilgiler, sürüş skoru gibi birçok özelliği kolayca ulaşarak verimliliği ve güvenliğin artmasını sağlayan Turkcell'in bir ürünüdür. Yani aracınızla yine telefonunuz arasında bir etkileşim söz konusu. Aracınızla ilgili bilgileri telefonunuza gönderiyor ve daha verimli bir şekilde yol almanızı sağlıyor. Belki size uyarılar gönderiyor tahmin ediyorum. Bu şekilde bir teknoloji. Yani burada da şöyle bir teknoloji söz konusu. Kendi arabanızla mesela elektrikli arabalar biliyorsunuz yaygınlaşmaya başladı. Bununla birlikte kullanılabilir bir teknoloji bu. Arabanızla elektrikli aracınızla telefonunuzun etkileşimde bulunabileceği bir teknoloji diye düşünüyorum. Co-Pilot Flom hemen 19 numaraya da bu teknolojiyi yazıyorum. Fatma Çatal'dan bahsetmeye devam ediyor. Happy Fork. Bu durumda yani fazla yediğinizde en sonundan bahsediyordu. Çatalı masanın üzerine koyarak gösterge yeşiline dönene kadar beklediğimizde sistem kendini otomatik olarak sıfırlıyormuş. Ve yeşil ışık tekrar yandığında yemeğe devam edebiliriz anlamına geliyor. Tabii o araları çatalın ne kadar elinizde kalacağını siz belirliyorsunuz. Fatma öyle yazmıştı. Bu süreleri belirleyerek yemek yemeye devam ediyorsunuz. Çatalınızla yani ben örnek verirken işte evinizdeki buzdolabıyla kombiyle telefonunuzun iletişimde olmasından bahsediyordum ama elinizdeki çatalın bile internete bağlanabileceği projeler mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla pek çok nesne internete bağlanmaya devam ediyor.
Aslan bize Edin diye bir şeyden bahsetmişti. 13 numaraya yazdığımız teknolojiydi. Akıllı bahçe uygulamasıydı sanırım. Toprağınıza yerleştirdiğiniz sensörlerle ölçümler yapılıyor. Bu ölçümlerle alınan veriler internet üzerinden geliştirilen mobil uygulamalara gönderiliyor. Telefonunuza indirdiğiniz uygulama sayesinde bahçenizin sıcaklığını, nemini ve besin değerleri gibi özelliklerini güncel olarak görebiliyorsunuz demiş. Bahçenizle telefonunuz arasında bir etkileşim söz konusu. Yani bahçenizi internete bağlıyorsunuz aslında. Şirket bize bugün 2 numaralı teknolojiden bahsediyor. August Smartlock. Herhangi bir bireye geldiğinde kimin geldiğini gittiğini de gösteren bir teknoloji diye eklemede bulunmuş. Kontrolü telefondan ya da giyilebilir olarak akıllı saatlerden de yapabilirsiniz. Yani bu 2 numaradaki teknolojinin August'un hem telefonlara hem de akıllı saatlere bağlantısı var diye eklemede bulunmuş şirket. Teşekkür ediyoruz. Yusuf bugün bize bir projeden bahsedeceğini söyledi. Bakalım o proje neymiş? Nesnelerin interneti ile ilgili bir projeden bahsetmek istediğini söyledi. ABD'de bulunan Hanger klinik şirketleri protez ihtiyacı olan hastalar için ağ bağlantılı bacak protezi tasarladı. Düşük güçlü, geniş bant genişliği ve radyo teknoloji standartlarında bir ürün olduğunu eklemiş. Yani bir protez var ve bu protez internete bağlı. Bakalım başka neler yazmış. Bu teknoloji sayesinde protez internete Wi-Fi gibi kablosuz bağlantılara gereksinim duymadan direkt olarak bağlanabiliyor. Yani radyo frekanslarını da zannediyorum kullanarak bağlanabiliyor. Hastanın takibini sağlayabiliyoruz. Bu çalışmayı incelediğimde nesnelerin internetin ile ilgili olduğunu fark etmiş. Dolayısıyla bugün bizimle böyle bir projeyi paylaşıyor Yusuf. Peki, şöyle soralım o zaman Yusuf'a. Bu protezin bir adı var mı Yusuf? İsmi yok demiş direkt. Soracağımı sanıyorum tahmin etti ve İsmi yok ama yapacağı iş belli. Protez takılacak kişiye yüzde kaç uygun kullanılabilir mi? Ne kadar hareket kolaylığı sağlıyor gibi verileri sunuyor demiş. Peki bunu nasıl not edelim? Şöyle klinik şirketinin adıyla 20. teknolojimizi not edelim. Evet. Bakalım başka neler var? Bu konunun tabi nesnelerin internet ile bir ilişkisi elbette ki var Yusuf. Elimizdeki protezi internete bağlıyoruz. Oraya bir modül koyarak ve o proteze atıyorum telefonumuzu haberleştiriyoruz. Ve sonra bakıyoruz ki hastaya ne kadar uyumlu. Belki hastaya da belki bir iki tane sensör takılarak ağrı artıyor mu, azalıyor mu, rahat hissediyor mu, nabzı ne düzeyde gibi şeyler de bu projeye belki eklenmiştir veya da eklenebilir şeklinde ben de söyleyeyim. Nesnelerin interneti ile ilgili de güzel bir sağlık projesi. Bakın hem nesnelerin interneti var hem tıp tarafı var. İki tarafı olan bir teknoloji. Belki giyilebilir teknolojileri de işin içine katabilirsek 3 tane bacağı olan bir teknoloji proje diyebiliriz. Evet. Berat bize SCADA diye bir şeyden bahsedecekti. Onunla ilgili bilgiler yazmış. Hemen notumuzu alalım. IoT SCADA diye. Ve ne yazmış bakalım. Genellikle endüstri alanında tek tek kontrolün zor olacağı merkezi sistemlerle etkileşimi sağlayarak işimizi kolaylaştırmak için kullanılır. Üretim, su arıtma, rüzgar, santral, elektrik santrallerini örnek verebilirim demiş. Yani rüzgar santraliniz var. Oradaki
cihazların, rüzgar türbinlerinin hepsinin tek tek kontrolündense hepsinin aynı anda tek bir yazılım üzerinden kontrol edilmesinden bahsediyor Berat. Bize bugün. Abdülsamet Öztürk bize bir bilgi eklemesinde bulunmuş. Bence güzel bir bilgi. Nesnelerin interneti bulut üzerinden haberleşiyor. Yani internet üzerinden. Edge Computing, yani Abdülsamet'in bize 7 numarada söylediği teknoloji, nesnelerin interneti cihazlarından daha hızlı haberleşebileceğini ifade etmiş. Edge Computing bizim ilk canlı dersimizde de konu olan bir teknolojiydi. Uçtan uca şifrelemenin sanıyorum olduğu bir teknoloji ve daha hızlı bir haberleşme söz konusu. Şimdi bütün nesneleri internete bağlamaya çalıştığımız zaman bazı tabii problemler ortaya çıkıyor. Mesela bütün bu verileri sonuçta biz internet ortamına taşıyoruz ve oradan haberleştiriyoruz. Dolayısıyla elimizde bir sürü veri oluyor. Bu verilerin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bir, bu verileri hangi yoldan aktaracağız? Yani güvenliğini sağlamamız lazım ve o verileri aktaracak bir yol olması lazım. Daha öncesinde de tabii bu cihazların hepsini internet ortamına çıkartmak lazım. Bunların hepsi birer sorun arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunları ele alan projeler bunlar. Edge Computing, daha sonra 4G, 5G teknolojileri. 4G vardı önceden, şimdi 5G'ye doğru geçmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü daha fazla cismi internete bağlamaya çalışıyoruz. Ve bunları internete sağlıklı bir şekilde bağlayabilmemiz için daha iyi bir iletişim katmanına ihtiyacımız var. Edge Computing de yine bunların altında ortaya çıkan, ihtiyaca binaen ortaya çıkan bir teknoloji diyebilirim. Onunla ilgili bir bilgi söylüyor bize Abdülsamet. Teşekkür ediyoruz. Cennet Hocam Endüstri 4.0'dan bahsediyor bize. Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir terimdir. Nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber fiziksel sistemleri içerir. Evet, çok güzel. Yani tek başına bir şey değil, içerisinde pek çok bileşen olan bir sanayi devrimi diyebiliriz Endüstri 4.0 için. Dördüncü sanayi devriminin yerine kullanılan tabir. Cennet Hocam da nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, otomasyon sistemleri, veri alışverişi ve üretim teknolojilerini içeren bir terim olduğunu bize söylüyor. Evet. Endüstri 4.0'ı 8 numaraya yazmıştık. Evet, Rümeysa Toptaş bir teknolojiden bahsetmişti. Adını sormuştum. Bize Blue Smart olduğunu söylüyor. Teşekkür ediyoruz Rümeysa. Abdullah Kahraman otonom teslimat araçlarından bahsediyor. Bilgi yazacaktır diye umuyorum Abdullah. Otonom teslimat araçları da yine sürücüsüz otomobiller kapsamında ele alınabilecek bir teknoloji ve tabii ki uzaktan kontrolü de mümkün olan araçlar diyebilirim. Dolayısıyla 23 numaraya da otonom araçları kaydedebiliriz. Abdullah teşekkür ediyorum. Onur Sifil, benim bulduğum teknolojiyi okumadınız diye yazmış. Onur yeniden yazabilir misin? Atlamışım herhalde. Tek tek bakmaya çalışıyorum ama atladım. Kusura bakma. Yeniden yazarsan okuyacağım. Metin Babolat'ı iki kez yazdığımı söylüyor. Hemen kontrol ediyorum. Açıkçası şu anda gördüm. Hem 6 numaraya hem 18 numaraya yazdık. Dolayısıyla teşekkür ediyorum Metin, dikkatin için. Babolat'ı 18'den
Siliyorum, yalnızca 6 numarada kalsın. Evet. Diğer arkadaşlar da uyarmış. Dikkatinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. Harun bugün bize akıllı atıklardan bahsediyor. Bakalım neler var akıllı atık teknolojilerinin altında. 18 numara boştaydı. Hemen oraya yazıyorum. Atık konteynerlarda atık konteynerlara yerleştirilen IoT cihazları yardımıyla doluluk oranlarının takibi ve bu oranlara göre atık toplama araçlarının izlenmesi gereken rotalarının optimizasyonu demiş Harun. Şimdi bir şehir düşünüyoruz. A şehri ve o A şehrinde 10 tane noktada atık noktası var. O atık noktalarının altında, üstünde, sağında, solunda bazı sensörler var. Ve o sensörler bize 1 numaralı atık noktasında, 2 numaralı atık noktasında ne kadar atık olduğunu söylüyor. Atıyorum 1, 5 ve 7 numaralı noktalarda atık fazla olduğu için bizim aracımız otomatik olarak 1, 5, 7 rotasını izleyip geri geliyor ve bütün rotaları gezmiyor şeklindeki bir projeden, teknolojiden bahsediyor bugün bize Harun Sak. Evet. Edi'den bahsetmişti. 13 numaralı teknolojiden bahsetmişti Aslıhan. Biraz ekleme yapmış. Diğer bir özelliği toprağın su durumunu ölçerek bitkilerinizi ona göre sulama yapıyor olması demiş. Aslan bugün bize tarımla ilgili bir nesnelerin interneti projesinden bahsediyor. Şimdi bir tarla düşünüyoruz ve o tarlanın her tarafı birbiriyle aynı değil. Bunu aslında ziraat mühendisleri hassas tarım diyorlar. Hassas tarım diye bir terim var. Yeni yeni kullanılan da tarım 4.0 diye bir terim var. O tarlanın her tarafına aynı miktarda su gerekmiyor arkadaşlar. Mesela en sol üst tarafına 10 litre su gerekiyor. Ortasına 5. Mesela sağ tarafından da dere aktığı için oraya da 1 litre su gerekiyor. Bunun sensörlerle ölçüyorsunuz ve hangi metrekaresine ne kadar su gerekiyorsa o kadar su bırakmasını sağlıyorsunuz elinizdeki cihazların. Böyle bir teknolojiyle ilişkisi var Aslıhan'ın bahsettiği uygulamanın. Hassas tarım, tarım 4.0. Evet. Onur, bize Waymo One otonom araçlarla taksi diyebiliriz. Çünkü Uber demiş. Waymo diye bir teknolojiden mi bahsediyorsun Onur? Doğru mu anladım? Lütfen beni doğrula veya yanlış anladıysam düzelt. Waymo diye bir otonom araçtan bahsediyorsun. Yusuf Ferhat demiş ki atık konteyner fikrini daha önceden sınıf ortamındayken fikir olarak sunmuştuk. Fakat olmaz demiştik. Daha önceden aynısı yapılmış diyor. Şimdi o zaman bu teknolojiyle ilgili size biraz yorum yapayım. Demin birazcık anlattım. Bir şehir var. 10 tane çöp toplama noktası var şeklinde bir örnek verdim. 1, 4 ve 7 noktalarındaki çöpler dolduğu için sizin aracınız o güzergahı izliyor ve ondan sonra geri merkeze geliyor. Şimdi size şunu soruyorum. Diyelim ki bir sefer gittiniz 1, 4, 7 doldu geri geldiniz. İkinci seferde 2, 5, 8 doldu bir daha girdiniz bir daha geldiniz. Üçüncü sefer, dördüncü sefer, beşinci sefer hep üçlü, dörtlü şekilde dolaştınız. Bunu yapmak yerine rotamızı hiç bozmasak da her gün akşam saat 6'da birden başlayıp 10'a kadar gezip gelsek daha az benzin harcamış olmaz mıyız sayın sevgili arkadaşlar? Burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir projenin yapılmış olması ya da düşünülmüş olması, düşünmüş olmamız onun iyi bir proje olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. Çünkü bu projeyle ilgili şöyle bir zafiyet olduğunu düşünüyorum. Her seferinde dolu olanları gezip gelmesindense her gün aynı saatte bütün çöp konteynerlarını gezmesi daha az maliyet demek. Daha az benzin yakacak demek. Dolayısıyla bu projenin birazcık
maliyet yönü tartışılabilir diye düşünüyorum Yusuf. Dolayısıyla hatırlıyorum bu projeyi önerdiğinizi. Bu projeye eleştirel bir bakış açım var. Evet. Evet arkadaşlar. En son Harun bir şeyler yazdı. Bakalım ondan sonra diğer arkadaşlar neler yazdılar. Diğer teknolojileri okumaya devam edeceğim eğer gelirse. Gelmezse şayet artık yavaş yavaş biliyorsunuz bir sınav yapıyoruz yayının sonunda. O sınava doğru geçeceğiz derken Leyla bize bir teknolojiden bahsediyor. Health Patch diye. Sağlık monitörüymüş. Bu cihaz sayesinde hastaneye girmeden muayene olabilir ve EKG çekinebilirsiniz. Kalp atım hızı, solunum oranı, deri sıcaklığını ölçebiliyormuş. Yani şöyle bir durum söz konusu. Hastaneye girmeden EKG'ye çekinebilmek gerçekten böyle bir cihaz varsa kulağa hoş geliyor açıkçası. Ama hani büyük bir teknoloji hastanenin içerisinde bulunan EKG cihazları biliyorsunuz. Bunu eğer dışarıdan yapabiliyorsa gerçekten dikkate şayan diye düşünüyorum ve hemen notlarımın arasına alıyorum. Evet, ilk 25 teknolojimizi yazdık. 25. teknolojimiz de sağlıkla ilgili bir teknolojiymiş. Leyla bize bundan bahsediyor. Aksi bir durumda sağlık çalışanlarına da haber gönderebiliyor demiş. Leyla, Onur 24 numaradaki teknolojiden bahsediyor. Google şirketinin oluşturduğu bir araç. Sürücüsüz. İnsanlara Uber gibi ulaşım hizmeti verebiliyor. Şu anda sadece Amerika'da hizmet veriyor demiş Onur. Ben duymadım açıkçası. Google'un biliyorum sürücüsüz araçları var. Hatta biliyorsunuz Google haritalar için bayağı bir hizmet de yapıyorlar. O haritaları çıkartmak için çekimler yapıyorlar vesaire. Ama onlara mı Waymo deniyor yoksa bu farklı bir araç mı? Açıkçası bilgim yok. Fakat Onur Google'un sürücüsüz araçları olduğunu belirtiyor. Eğer bu sürücüsüz sistem artış gösterirse tüm dünyada taksilerin ortadan kalkabileceği söyleniyor. Bazı teknolojiler bazılarını yok eder arkadaşlar. Tamamıyla da yok edebilir, bir kısmını da yok edebilir. Mesela örnek verecek olursak radyolar vardı. Bir zamanlar biliyorsunuz. O radyolar artık kullanılmıyor. Yok. Onun yerine artık bilgisayarlar var. Bilgisayar üzerinden radyo dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir teknoloji diğerini yok etmiş olabiliyor. Veya bir diğerini tetikleyebiliyor biliyorsunuz. Belki bu da taksilerin sonunu getirebilir mi acaba diyebileceğimiz bir uygulama olabilir. Aksi de olabilir tabii ki. Harun demiş ki bizim deminki tartıştığımız projeyle ilgili yani bir şehir vardı farklı farklı noktalarından çöp konteynerlarından toplayıp geri geliyorduk. Hani akıllı bir sistemdi bu. Akıllı atık sistemiydi 18 numaradaki. Diyor ki mesele rotaya ters yerler oluyor. Oralardan da bilgi almak çok önemli demiş Harun. Yani diyor ki bunu biz kullanalım ben öyle anladım. Ve biliyorsunuz şehrin güzergahında bazıları terste kalabiliyorlar. Bu terste kalan kısımları da dahil ederek bir rota belirlersek belki daha da mantıklı olabilir diyor.
Abdullah bize Raspberry Pi'den bahsediyor. Raspberry Pi biliyorsunuz çok küçük bilgisayar diyebileceğimiz teknolojiler. Onlardan bahsediyor. Hemen 26 numaraya. Yazalım. Raspberry Pi. Küçücük bilgisayarlar var. Bu bilgisayarların internet bağlantısı da var. Ve bu Raspberry Pi bilgisayarları üzerinden cihazları haberleştirebiliyoruz. Bugün bize Abdullah böyle bir bilgi sundu. Teşekkür ediyorum. Yusuf Ferhat da tabii yıkıcı teknolojilerin de var olduğunu ifade ediyor. Sürücüsüz otomobiller eğer gerçek olursa araç sürüş keyfimiz ne olacak diyor Metin. Araç sürmenin de herhangi bir keyfi kalmaz. Ben kendim kullanayım istiyorum diyor. Buna yönelik bazı elektrikli araçlarda yani ileriye yönelik şu anda biliyorsunuz aracın trafikte tek başına gitmesi bazı noktalarda sakıncalı. O tarz araçlarda da durumu size opsiyonel olarak bırakabiliyor. Diyor ki siz kendiniz mi kullanmak istiyorsunuz yoksa aracın kendisinin mi ilerlemesini istiyorsunuz? Bu fırsatı sana sunar. Metin sen de dersin ki yok bugün aracı kendim kullanmak istiyorum diyebilirsin. Ebu Bekir Kaba, EEG sensörlerden bahsediyor. Benim çok ilgimi çeken bir konu. Teşekkür ediyorum Ebu Bekir. Arkadaşlar EEG sensörler şöyle kulaklık gibi takılanı da var. Portatif. Ve kulaklık gibi değil de daha böyle şapka gibi farklı farklı noktalara giydirip takabileceğiniz çeşitleri de var. Peki ne yapıyor bu sensörler? Beyin dalgalarınızı ölçüyor. Beyin dalgalarınızdan bir harita çıkarıyor ve sizin ilk öncelikle dikkatli olduğunuzda beyin dalgalarınız nasıl? Motivasyonunuz iyi olduğunda nasıl, kötü olduğunda nasıl? Bunları haritalandırıyor. Daha sonradan bu veriyi bazı yerlerde kullanıyor. Mesela şöyle bir proje düşünülebilir. EEG sensörü taktık öğrenciye. Bir öğrenciye işte proje geliştirme yaptırarak, proje geliştirerek o dersi anlatıyoruz. Bir diğerinde ise düz anlatımla öğrenciye anlatıyoruz. Sonra da bakıyoruz ki hangisinde öğrencinin motivasyonu daha iyi mesela. Tabii bu örnekler çeşitlendirilebilir. İnsan zihnindeki dalgaların haritalarını çıkartmaya yarayan sensörler var. Hatta bazı modellerinde şu da var. Bazı kanalları iyice tespit etmişler artık. 7-8 kanallı sensörler var ve diyor ki işte şu anda sizin işte dikkat düzeyiniz 100 üzerinden 70, şu anda 30, işte 20 diyebiliyor. EEG sensörler farklı bir teknoloji, güzel bir teknoloji. Teşekkür ediyorum Ebu Bekir. Evet, değerli arkadaşlar. 27 tane teknoloji söyledik şu anda ve yaklaşık 54 dakikadır da bunlarla ilgili konuşuyoruz. Şöyle bir soru soruyorum size. Farklı bir önerisi olan var mı? Yani hocam şöyle de bir teknoloji var. Nesneler interneti ile ilgili. Bunu da bahsedelim dediğiniz bir teknoloji var mı yok mu? Onu var veya yok şeklinde ifade ederseniz artık yavaş yavaş dersimizin quiz kısmına geçebiliriz. Evet. Bir yandan da çaylarınızı içebilirsiniz. Evet. Farklı bir teknoloji önermek isteyen sanırım yok gibi. Evet, herkes burada mı? İzliyor mu? Tepki verin. Mutlu yok dedi. Mutlu dersi dinliyor demek ki. Yani yayın etkinliği dinliyor. Diğerleri dinlemiyor herhalde. Çok bir şey yazmadılar çünkü. Fatma Cansu sınava geçelim diyor. Çünkü geçen hafta o kazanmıştı biliyorsunuz.
Geçen haftaki sınavda bütün soruları kısa bir sürede cevaplamıştı. Tebrik ediyorum diyorum yeniden. Çok hızlı cevaplamıştı. Evet. Sanıyorum bugünkü bahsedeceğimiz teknolojiler bu kadar. Bütün arkadaşlarımız da tepki verdi sanırım. Evet. Biliyorsunuz. Derslerimizin sonunda arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bir quiz yapıyoruz. Bu quiz geçen haftaki canlı yayında konuştuğumuz konularla ilgili oluyor. Ve bu quizin birincisine de bir hediye veriyoruz. Geçen hafta 30 liralık bir hediye çeki vermiştik. Fatma Cansu Çelik kitap yurdunda kullanabilmesi için, bir kitap alabilmesi için. Öyle naçizane bir hediyeydi. Bu hafta da yine benzer bir hediye verebiliriz. Evet, değerli arkadaşlar. Sizlere birazdan linkimi paylaşacağım. Evet, sanıyorum hazırsınız. Ben de hazır olduğuma göre sizlere linki paylaşıyorum. Evet. Evet, sizlerle linki paylaştım. Quizzes üzerinden hazırladığımız bir uygulama diyorum. Herkes linki alsın, kopyalasın ve oyuna katılsın. Ve biz de oyunu başlatalım. Bakalım bu hafta kim birinci olacak. Ve yayınımızı kapatma hazırlığına daha sonradan geçelim. Evet. Bekliyorum. Henüz kimse katılmadı gibi gözüküyor. Linkimi yanlış yazdım. Geçersiz bağlantı. Başına www yazın arkadaşlar. Link çalışmıyor. Peki bende neden çalıştı? Bir saniye, yenileyelim hemen. Link bende neden çalışıyor arkadaşlar? Tamam, girmiyor, anladım. Herkes yazdı tek tek. Evet. Yeniliyoruz hemen bağlantımızı. Bugün sizlerle birlikte 27 tane teknolojiden bahsettik. Ve bu teknolojiler nesnelerin interneti ile ilgiliydi. Nesnelerin interneti hakkında konuştuk. Endüstri 4.0'dan tutun da akıllı çatalına kadar hepsinden bahsettik. Linki yeniden attım arkadaşlar. Bu link üzerinden girebiliyor olmanız lazım. Sonunda 7 yok arkadaşlar. Yeniden attım linki. 935-859 oyunun linki. Evet, bu sefer girmeyi başardık. Evet.
Linkle ilgili bir problem yaşadık ama şu anda onu çözdük. Güzel, sevindim. Evet. Yayınımızda şu anda yaklaşık 33 kişi var. Öyle görüyorum. Bu 33 kişinin bakalım 30'a yakın bir sayı tutturduğumuzda oyunu başlatabiliriz diye düşünüyorum. Kendi isimlerinizle oyuna girin. Çünkü ödül vereceğim zaman ona göre vereceğim. Farklı isimlerle girmeyin. Neye göre ödül vereceğim? Mesela jandarma diye oyuna giren var. Kendi isminizle bence girin ki eğer birinci olursanız da ona göre ben de ödül verebileyim. Evet. Jandarma diye oyuna giren diyor Abdullah'tır. Onu iyi tanıyan bir arkadaşı öyle olduğunu söylüyor. Evet, ben de tahmin ediyorum öyle bir nick kullandığını. Abdullah, kendi adınla gir oyuna. Evet. Arkadaşlar sanıyorum hazırsınız. Ve 27 kişi şu anda oyuna girmiş durumdalar. Evet, değerli arkadaşlar. Herkes hazır. Daha fazla beklemiyorum ve oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Fatma Cansu, bu haftada ödülü sen mi alacaksın? Görüyorum ki hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Ve 5'te 5 gidiyorsun. Nazar değdirdim. Yanlış yaptı sanırım. Fatma Cansu. Ama yine de önde götürüyor. Değerli arkadaşlar. Sanıyorum yine birinci oldu. 8.390 puan aldı. Fark kapanır mı acaba? 7.800 ile Rabia takip ediyor. 7.700 ile Turgay. Kapanabilir bir farkla ama 7.890'da kaldı Rabia ve fark kapanmadı. Turgay 7.720 ile kapattı oyunu. Muratcan yakın. 6.400'lerde 8.300'ü yakalaması zor diye düşünüyorum. Evet. Keyifli aslında izlemesi. Sanırım oynaması da keyifli. Heyecan katıyor işin içine. Evet. Şöyle bir bakıyorum puanlara. Sanıyorum bu süre zarfının sonunda yine bu haftada Fatma Cansu Çelik oyunun birincisi oldu. Evet, tebrik ediyorum. Son sorularını yanıtlamayanlar var. Onu bekliyorum birazcık daha bitsin diye. Geçen hafta konuştuğumuz kelimelerle ilgili bir yarışma yaptık ve bu yarışmayla ilgili soruları en iyi, en hızlı ve en doğru şekilde Fatma Cansu Çelik
Doğru cevapladı. Geçen hafta da olduğu gibi. Ben tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten iyi takip ediyor demek ki. İyi çalışıyor ve iyi puanlar alıyor. Çok hızlı bir şekilde doğru cevapları seçerek sonuca ulaşıyor. Diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Pek çok arkadaşımız da yine yarısından çoğunu soruların doğru cevapladılar. Evet, oyunu bitirebiliriz. End game. Evet, ilk üç ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğerleri de alttan böyle sallana sallana geçiyorlar, tabir uygunsa. Evet, bakalım. Yedinci soruda çoğu kişi yanlış yapmış. Yedinci sorumuz neymiş arkadaşlar? Yedinci sorumuz üstüne geldiğimde sanki görebiliyordum. 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan çalışma tekniği hangisidir? Pomodoro tekniği arkadaşlar. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. Hatta Barış Özcan'ın bununla ilgili bir videosu da var. Bunu yanlış yapan çok fazla. %11 doğru cevaplayan sayısı. Daha sonra %41 var. 10. soru. Hangisi yazılımcılar ve sistem yöneticileri arasında etkili iletişimi teşvik eden bir yaklaşımdır? DevOps. Bunu da yine geçen hafta konuşmuştuk. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İsmail bu konuyu bahsetmişti. Sağlık olsun. Öğrenmiş olduk. Güzel oldu. Diyelim. Ve yayınımızı kapatma hazırlığına geçelim arkadaşlar. Evet. Cansu. Tebrik ediyorum. Hocam birinciler çana dahil mi diye soranlar. Onur. Evet. Soruda mı sıkıntı var? Pomodoro yaptım diyenler var. Kontrol ediyorum. Bu konuyu da netleştirdikten sonra yavaş yavaş yayınımızı kapatma hazırlığına geçelim gençler, kıymetli arkadaşlar. Evet, bakalım acaba ben mi soruları yanlış hazırladım? Evet. Teknik bir hata olmuş soruda. Çünkü Pomodoro tekniğini biz derste biliyorsunuz konuştuk. Soruda bir hata var. Dolayısıyla o soruyu iptal edebiliriz. İptal ettiğimiz şartlarda da yeniden bakıyorum sıralama nasıl gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani soruyu herkes farklı yanıtladığı için çok da bir şey değişmiyor. Yine birinci, ikinci ve üçüncü aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine güzel bir yayın oldu. Pek çok bilgi öğrendik. Rica ederim Cennet Hocam. Umuyorum faydalı olmuştur nesnelerin interneti ile ilgili toplantımız. Öğrencileriniz için de faydalı olmuştur. Pek çok uygulamadan, projeden bahsetmeye çalıştık. Temel olarak 27 ayrı başlıkta bunları ele aldık. Bununla ilgili bir doküman oluşturup o dokümanı da sizlerle yine paylaşacağım. Bu 27 tane
konuştuğumuz konuyu özet bir şekilde paylaşıyorum videonun altında bir PDF olarak. Bu PDF'leri Muratcan Tunar hazırlıyor ve paylaşıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum Muratcan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Pomodoro sorusunda sıkıntı var arkadaşlar. Sistem cevabını yanlış gösteriyor. Aslında siz hepiniz doğru yaptınız o soruyu. Herkes doğru yaptığı için de istatistiklerde bir değişme olmadı. Ve Fatma Cansu yine haftanın birincisi oldu. Fatma Cansu. Evet, iki haftadır hediyem bende. İstediğin zaman kullanabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller yeniden. Koronasız günler esen kalın demiş Abdul Samet. Aynı fikirdeyim. Umuyorum sağlığımızda bir sıkıntı olmaz. Evde kalmaya gayret edelim arkadaşlar. Etrafımızdaki insanları lütfen uyaralım. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum.